Merhabalar, Açık Oturum'un 458. bölümünde son günlerde peş peşe işlenen kadın cinayetleri var ve tabii insel hareketi ve sosyal medya platformları. 12 Ağustos'ta Eskişehir'de bıçaklı bir saldırgan sosyal medyada canlı yayın açarak sivilleri bıçakladı. 5 kişi yaralandı. Gözaltına alındıktan sonra tutuklanan şüpheliden Nazi sembolüyle kaplı teçhizat çıktı. Son olarak İstanbul'da 4 Ekim Cuma günü 19 yaşlarındaki iki genç kız İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil yine aynı yaştaki Semih Çelik tarafından öldürüldü. Toplumda infial uyandıran bu saldırı ve cinayetlerin faillerinin insel gruplarıyla bağlantılı oldukları ve sosyal medya platformları üzerinden birbirlerini buldukları hatta örgütlendikleri ortaya çıktı. Türkiye'de Discord jet hızıyla yasaklandı bir sosyal medya platformu. Peki sorun çözüldü mü? Sosyal medya platformları gençlerde nasıl bir kırılmaya neden oluyor? Kadın düşmanlığıyla mülteci düşmanlığı aynı anda nasıl hedefe buluşabiliyor? Ve ırk, sınıf ve cinsiyet üzerinden gelişen nefret ikliminin kesişim alanları neler? Nefret iklimi gencecik çocukları nasıl etkisi altına alıyor? Uzman konuklarımla meseleyi enine boyuna tartışacağız. Önce kendilerini tanıyalım. Brunel Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mustafa Özbilgin, News Lab Türkiye Direktörü Sarpan Uzunoğlu ve aynı zamanda siyaset bilimci Profesör Doktor Alev Özkazanç. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim dilerseniz önce şuna bir açıklık getirelim. Sayın Mustafa Özbilgin sizinle başlayabiliriz. Nedir bu insel hareketi? Sosyal medya platformlarıyla nasıl yolları kesişiyor? Ve neden bugün sadece Türkiye değil dünyanın pek çok yerinde bu konuşuluyor? Buyurun. İnsel hareket kadınlarla olan romantik ve sosyal ilişkilerini yürütemeyen erkeklerin bunu sorumluluğunu, bu ilişkisizlik sorumluluğunu kadınlara yüklemesiyle ortaya çıkmış bir terim. Ancak insel hareket dediğimizde aslında inselliğin yani kadınlara karşı şiddet, nefret ve öldürme eğiliminin kurumsallaşmasından bahsetmemiz gerekiyor. Yani bunu bireye indirgemek biraz tehlikeli. İnsel bireylerden çünkü çok fazla bahsediliyor. İnsellik kriminolojinin en çok çalıştığı alanlardan bir tanesi. Toplu halde kadın cinayetleri, kadın öldürülmesiyle, kadınlara şiddet uygulanmasıyla ilgili çalışmalarda çok sık görüyoruz. Şu anda sosyoloji ve psikoloji de ilgilenmeye başladı insel hareketle. Aslında İnsel hareketi sosyal medyaya indirgeyemeyiz. Sosyal medyada insel hareketi görmeye başlıyoruz. Ama insel hareket aslında bağlamla alakalı bir şey. Yani izin verildiği anda ortaya çıkan bir şey. Kadına karşı şiddet, kadın cinayetlerine izin verilen ortamlarda insel hareketin korkunç sonuçlarını görebiliyoruz. Ama bunu medyayla sınırlamak bence biraz yanlış. Yani sadece o alanda görmüyoruz. Bu zaten var. Orada kendine belki de bir kanal buldu diyorsunuz. O zaman kısa kısa hemen bir devam edelim. Sarpan Bey sizin bir katkınız olacak mı bu konuya? Türkiye'de nasıl aynı şekilde sosyal medyaya yeni mi girdi? Zaten var mıydı? Ne noktadaydı? Yani aslında insel hareket biraz tabii ki hocamız da dediği gibi medya üzerinden okunuyor. Ama işte erken 2000'ler edebiyatında işte Ekşi Sözlük'te de troll olarak kendimi tanımlayan bazı mizojinist karakterlerin hatta kitaplarının vesairede basıldığı bir dönem yaşadık ve onu çok fazla insan satın aldı. Tamamıyla feminizm ve kadın nefreti üzerine kuruldu. Bir insellik kültürü Türkiye'de o dönemlerde alevlenmişti zaten ki bu Türkiye'nin de yani işte klasik toplumsal yapısına pek de uymayan bir şey değildi. Onun için hızla alıcı buldu. İnsel hareketin güçlenmesi şey olarak bakarsak yani evrensel olarak bakarsak tabii ki bu dijitalizasyon süreçleri kendi içerisinde işte bu
yankı odalarının oluşması, aslında dünyanın küçük köylerden kurulu hale gelmesi, yani o globalizasyondan çıkıp küçük köycükler, Discord grupları, WhatsApp grubuna geçmemizle de ilgili. Ama aynı zamanda farklı bir dönem yaşıyoruz. Çok progresif bir dönemde dünya. İnsan hak ve özgürlükleri bağlamından bir taraf bizi çok ileri çekmeye çalışırken, öte yandan da buna uyumlanma sorunu yaşayan kişiler işte kendilerini böyle radikalize edilmiş noktalarda bulabiliyorlar. Bence insan hareketi ele alırken en çok bakılması gereken yerlerden biri bu medya tarafı ve bunların sadece medyada nasıl örgütlendiği değil, medyada kimden ya da hangi kanaat önderlerinden etkilenerek buraya geçtikleri ki zaten kendi varlığını da işte Red Pill teorisi diyebileceğimiz işte Matrix gibi bir aslında kurgusal yapıma dayandırmış bir hareketten bahsettiğimiz için çok medyalaşmış, medyada kaynaklanmış ama tarihsel olarak baktığınızda da toplumdaki sadece belirli bir hani yaranın içerisinden büyümüş bir iltihaptan bahsediyoruz. O zaman Sayın Özkazanç size döneyim ben bunu bu anlatılanlar çerçevesinde Türkiye'de siyaset bilimi açısından okumak gerekirse önemli bir şey, önemli şeyler söylenenler bir kadın düşmanlığı besleniyor. Bu kadın düşmanlığı nereden nasıl besleniyor? Toplumsal bir takım temellere mi dayanıyor? Yoksa birbirlerinden etkilenen bir genç nesilden mi söz ediyoruz? Onları besleyen nedir? Dar anlamda insel kültürü, işte arkadaşların da söz ettiği gibi bir dijital topluluk, kadın düşmanlığı, kadın nefreti üzerinden şekillenen ama orada kalmayan, daha genel bir insanlık nefretine uzanan bir boyutu var. Ve daha da önemlisi öz nefretle de yüklü bir kültür. Bir tür intiharcı, saldırganlık kültürü diyebiliriz. Ve bu çok kadın düşmanlığının spesifik, çok ağır, çok kristalize olmuş spesifik bir biçimi. Ama daha genel olarak bu insel kültürü işte 2000'lerden sonra, 2010'lardan sonra daha belirginleşen bir başka kültürün içinde konumlanıyor. Ona da işte manosfer deniliyor ya da erkeklik alemi diyebileceğimiz bir dijital topluluk bu yine. Bunun içerisinde hani çok sayıda ve çeşitli erkek toplulukları var. İnseller bu manosfer içerisindeki topluluklardan sadece bir tanesi. Ama çok hani öne çıkan hem kriminal boyutu da olan, daha dehşet yaratan tabii ki, daha sert ideolojik bir kimliğe sahip olan bir grup. Ama bu geniş manosfer çevresinde, yani erkeklik alemi diyebileceğimiz yerde genel olarak işte erkeklik meseleleri erkekler tarafından konuşuluyor. Ama genel olarak tabii ki hani pro-feminist bir tarzda konuşulmuyor. Çok hani nadiren günümüzdeki erkeklik konuşmasının bir kısmı tabii daha pro-feminist konuşma biçimleri de var. Ama manosferin içerisinde hani doğrudan insel olmayan ama yine de işte kadınlara erişim sorunları ile ilgili meseleleri dert edinen, yani kadın nasıl daha iyi kadın tavlanır, bu konuda strateji geliştiren, birbirlerine öneren ya da işte yeni erkeklik kimliğinin nasıl olması gerektiğini işte konuşan, anlatan erkek grupları bunlar. Bunlar çok sayıda ve çeşitli. Şimdi Kuzey Amerika'dan gelen bir dalga bu. Birçok şey gibi. Yeni kültürel akım gibi ve oradan ama parça parça bütün dünyayı etkisi altına almış durumda. Çünkü küresel bir hani dijital ortamlar üzerinden küresel bir şey oluşmuş. Ne yazık ki Türkiye'de de doğrudan artık kendilerini bu isimle adlandıran ve bu şekilde dijital olarak örgütlenen toplulukların ortaya çıkışına tanıklık ediyoruz. Özellikle benim izlediğim kadarıyla son 5, 6, 7 yıldır bu böyle. Daha öncesinde bu kavram üzerinden öyle bir belirgin bir şey yoktu. Ama bir kadın düşmanlığı vardı. Daha genel olarak bu manosferle ilgili bütün bu erkeklikle ilgili konuşmaların içine yerleştiği daha genel bir bağlam var. O genel bağlamı tabii çok boyutlarıyla konuşmamız gerekir.
arkadaşlar da söz almak tabii, isterler. Tabii ilerleyen bölümlerde daha detaylı o yanında konuşacağız, evet. O konulara gireceğiz. Ben yeniden Sayın Özbilgin size dönmek istiyorum. Bir dünyadaki fotoğrafı bize özetleyebilir misiniz? İnseller hangi ülkelerde yaygın? Hangi ülkeler bunlar? Sayın Özkazanç bize Amerika'dan ithal dedi. Amerika'da öyle deyince aklıma direkt okul baskınları vesaire geldi. Onlar da bu grubun içine dahil mi? Bir dünya genelindeki fotoğrafı alabilir miyiz sizden? Tabii aslında dünya genelinde nereden geldiğine bakarsak bu konuda kim bilimsel çalışma yapıyor diye sormamız gerekiyor. Aslında dünya genelindeki durum bilimsel çalışmaların akışını gösteriyor yalnızca. Mesela Türkiye Avrupa'da en çok kadın cinayeti işlenen insel davranışların en çok görüldüğü ülke. Bu yatsımamak lazım. İstanbul Anlaşması'ndan bu yana, yani fırsatlar ortaya çıktığından bu yana insel hareketin gelişmesine yönelik insellik çok arttı. Ama görünür mü? Hayır. Çünkü bunu çalışacak kurumlar da etkisiz hale getirildi. Mesela kadın çalışmaları, birimleri ve azınlıklara yönelik çalışma yapan sosyoloji birimleri kapatıldı. Etkisiz hale getirildi. Dolayısıyla Anglo-Sakson kültürde çok değinilmesine rağmen bunun dışarıdan ithal bir anlayış olduğunu düşünmüyorum. İnsellik, gelenekçilik, aşırı sağla beslenen kadının konumunu şiddetle gelenekçi bir yerde tutmaya çalışan erkek hareketi. Bu Türkiye'de de var, dünyanın her yerinde var. Ama Türkiye'deki durum bence daha üzücü ve bayağı yerli ve milli. Dolayısıyla bizim bunu hani dışarıdan gelmiş ah ne harika ilginç kavram diye değil, kendi iç olgularımızla değerlendirmemiz lazım. Kadının ve çocuğun en güvensiz olduğu ortam aile ve tanıdıkları, şiddete maruz kaldıkları yerler. İnsel kültürün aile içindeki konumuna da bakmamız lazım. Kadının tanıdıkları ve çevresiyle olan ilişkisine bakmamız lazım. Çünkü kadınların özgürlük alanı gitgide kısıtlanıyor. Aslında bu kadınların özgürlük alanını daha da kısıtlayıcı hareketlerin bir parçası. Yani kadınları sorumlu tutuyor. Kadınların karar verme mekanizmalarını hiçe saymaya yönelik bir hareket. Onları cezalandırmaya, öldürmeye yönelik bir hareket. Dolayısıyla bizim kendi kültürel ögelerimiz içinde bakmamız lazım buna. Ve kabul etmemiz gereken bir şey var ki kurumsuzluk aslında bunun arkasındaki neden. Kanunsuzluk ve cezasızlık. Bu ayrıca başlığımız zaten, cezasızlığı ayrıca konuşacağız. Oradan cesaret alıp almadığını. Bu o zaman bu bölümü de bir hızla geçmeye çalışacağım. Ben size dönecek olursam Sayın Serpan Uzunoğlu. Bir de bu arada bütün konuklarımdan ricam, ben bir kişiye yöneltiyorum soruyu ama sorduğum soruyla ilgili söyleyecek sözünüz varsa lütfen müdahil olabilirsiniz. O şekilde ilerleyebiliriz çünkü o an unutulur, bir sonraki aşamada ona bırakmadan hemen konuşabiliriz sıcağı sıcağına. Şimdi Türkiye'deki sosyal medyayı biraz bize açabilir misiniz bu noktada? Şimdi Discord kapatıldı dedik, yani Discord kapatılınca ne oldu? Sorun çözüldü mü? Biliyoruz tabii çözülmediğini ama buna açıklık getirecek biçimde sizden bir cevap isteyeceğim. Çünkü küçük küçük Discord dediğimiz zemin, küçük küçük odalarda zaten dışarıdan kimsenin giremediği zeminlerde kendi aralarında yaptıkları sohbetler ve konuşmalar ya da temastan oluşuyor. Bunu kullanan VPN üzerinden de girebilir zaten. Velev ki bunu da yapamadı. Başka sosyal medya platformları da yok mu? Bir bu yanını alalım sizden özellikle. Bir de sosyal medya hakikaten gençlerde kırılmaya yol açıyordu. O yüzden mi bu noktadayız? Şimdi
Öncelikle bu mesele platformun kendisiyle ilgili değil. Yani birincisi bir platformun bir durumdan ötürü kapanması zaten tek başına trajik bir durum. Ben şunu düşünüyorum. İnsanlar Discord'da olduğu için bu örgütlenme sürecini kolay gerçekleştirmedi. Herhangi bir sosyal ağ platformu bunun için örgütlenme aracı olarak kullanılabilirdi. WhatsApp olur, Telegram olur, Slack olur. Yani başka bir, şimdi Discord'dan başka bir yere göçecekler, orayı da mı kapayacaksınız? Sizin çok haklı şekilde işaret ettiğiniz üzere Türkiye'de VPN kullanmayan insan çok az. Özellikle ergen erkekler ve erkekler arasında. Çünkü işte pornografiye erişim için Türkiye'de VPN kullanmanız gerekiyor. Şimdi bu grubunda pornografi izleyen bir grup olacağını tahmin etmek çok güç olmamakla birlikte. Yani çok makul bir çözüm değildi. Önce onu söyleyeyim. Bu insanlar sosyal medyada nasıl örgütleniyor? Türkiye sosyal medyası. Ben hocaya orada çok katılıyorum. Bu Türkiye'ye özgü bir sorunun da parçası. Yani biz aslında bunu böyle dışarıdan almış gibi görünsek de işte mesela erkek lisesinde okumuş biri olarak da vesaire söyleyebilirim ki bu Türkiye'de aslında kültür bilimleriyle de beslenen bir süreci parçası. Ama ben alanım medya olduğu için sosyal medya üzerinden şöyle örnekleyeyim. İnci Sözlü'yü hatırlarsınız. Yani Evet. yakın zamana kadar aktif olarak çalışan. İnsel kültürüyle İnci Sözlük arasında belki %85, %90 uyumlanma rahatlıkla bulabilirsiniz. Ve İnci Sözlük çok meşruydu değil mi? Herkes işte gazeteciler röportaj yapıyorlardı vesaire. Farklı çocuklardı tırnak içerisinde. Yani teknik olarak baktığımızda insel kültürün bu kadar yaygınlaşmasına sebep olan birçok medya platformuna ve aracıya daha böyle kurulu, ne diyeyim, enstitüleşmiş kurumlar çok ciddi anlamda görünürlüklerine destek verdiler. Bu birinci problem. İkinci problem de şuydu. Bu İnci Sözlük ve benzerlerinde ortaya çıkan bu işte hani toksik maşist kültür bir şekilde kendine her yerde alan bulabilir. Çünkü toksik olan bir şeyin cezbedici, seksi tırnak içerisinde olduğunu söylemek çok zor değil. Özellikle Türkiye gibi cinselliğin aşırı şekilde bağlı şey hani tabu haline getirildiği cinselliğe erişimin her cinsiyetten, cinsel yönelimden insan için zorlaştığı, tabulaştırıldığı, sadece ekonomik sebeplerin bile bunun sebebi olarak sayılabileceği bir ülkede insanlar işte ırkçılıktan göçmen düşmanlığına, kadın düşmanlığından LGBTQI düşmanlığına, bütün düşmanlıkları tek bir çerçeve altında toplayabilecekleri bir ideoloji buldular. Şimdi bu ideoloji geçmişte yok muydu? Vardı. Teknik olarak vardı. Nasıl vardı? Bizim sözlükler öncesi dönemimiz forum dönemidir internette. Yani 90'lı yıllarda özellikle oralardalardı ki Türkiye'de hala işte Kırmızı Hap ve benzeri şeyler etrafında bunların birlikte çalıştıkları, konuştukları vesaire forumlar var. YouTube kanalları var. Şimdi sosyal medya bağlamında baktığınızda ben İnci Sözlüğün geç 2000'ler itibariyle bu işin kültürel olarak yayıldığı yer olduğunu düşünüyorum. Bunun da dışında yine Ekşi Sözlüğün ne yazık ki her ne kadar iyi bir ifade özgürlüğü alanı olarak defalarca savunmuş olsam da bu kültürün de gelişmesinde hatta insanların bu kültürle ilgili tartışma yürütüp bir şekilde bundan beslenmesi için kaynak olarak Bu arada tabii kullanıldığını biz böyle bu isim tabii de verdiğimizde ben hedefte göstermiş olmayalım. Ekşi Sözlüğü Aa. vesaire bir yandan da böyle Ya bir ben de fikirde. Ekşi Sözlük yazarıyım. O zaman ben Evet, kendimi de göstereyim. haklısınız Şimdi bu ama da yani nerede var? Hemen orayı kapatalım anlayışı olduğunca sorunun kökenine inemiyoruz ya o yüzden. Tabii ki ama şöyle bir gerçekle de yüzleşmemiz lazım. Zaten platform kapatarak bu iş çözülmez. Yani bu işi şöyle çözebilirsiniz. Yani her türlü tarih hocanızdan din kültürü ahlak bilgisi hocasına ortaokulda, ilkokulda, lisede verilen müfredat içerisinde her şekilde siz bu mizojiniyi, kadın düşmanlığını, kadınsız toplumu bir insanlara yediriyorsunuz. Yani bir Steven Seagal filmi gibi kadınların sadece elinin kolunun gözükebildiği bir kültür ortamı yaşatıyorsunuz. Bu aslına bakarsınız bu tarz şeylerin gelişmesine. Gerçekten bu arada platformlar hakkında konuşurken isim vermeden konuşmak çok zor. Kuşlu platform vesaire demem gerekiyor. O da bana çok makul gelmiyor. Evet. Bütün sosyal medya şeylerin mecralarında her zeminde dediğiniz gibi buluşmak mümkün. Buluşabilirler. Özel işte WhatsApp'ta bile buluşabilirler. Yani her noktada buluşmak mümkün. Evet. Şimdi bu noktada Sayın Özkazanç size şunu sormak istiyorum. En başta sorduğum soru. Kadın düşmanlığı diyoruz, ırkçılık diyoruz. Eskişehir'deki bunun çok tipik bir örneğiydi. Pek çok başka nefret ögeleri aynı ortak paydada nasıl buluşabiliyorlar? Öncelikle
arkadaşların söyledikleri üzerinden, onları yönelttiğiniz sorular üzerinden tabii buyurun bir şeyler paylaşmak istiyorum. Şimdi genel olarak incel kavramı tabii işte adı üzerinde yabancı bir kavram, İngilizceden gelen ve hala Türkçe'ye tam da çevrilemeyen, çevrince de pek de güzel durmayan tuhaf bir kavram gibi görünüyor. Dolayısıyla dışarıdan gelen, yeni ve ilk kez duyulan bir şey olduğu için. Bir de bu isimle kendilerini ya da bu kimlikle adlandıran genç erkeklerin yaptıkları cinayetler çok dehşetengiz şekillerde olduğu için çok dikkat çekti. Hani medyanın konunun üzerine son günlerde bu kadar atlamasının temel sebebi de bu. Fazla spektaküler olaylar ve son olayda görüldüğü gibi hani Semih Çelik olayında özellikle de tabii spektaküler olsun diye yapılmış olaylar. Eskişehir'deki de öyle. Hani medyatik etkisi de güçlü olsun diye de yapılmış olaylar. Ve biz hani bu nedenle gündemimize bu tür şeyler geliyor. Fakat tabii ki arkadaşlarımızın da dikkat çektiği gibi biz bu vesilelerle hani dehşete kapılmak yerine iceberg'in daha görünmeyen ya da daha sıradanlaşmış, daha normalleşmiş biçimlerini, Türkiye'de kadına şiddet meselesinin son 10-20 yıldaki seyrini, bunu destekleyen siyasi iktidar ortamını, buna zemin oluşturan toplumsal kültürel dönüşümleri, genel kadın düşmanlığını konuşmamız gerekir. Cezasızlık meselesi. Yani asıl bizim meselelerimiz tabii ki bunlardır. Hı hı. Fakat bu genel ve asıl olarak dikkati bence de buraya çakmak gerekir. Ve sadece bu değil, sizin de son sorunuzda işaret ettiğiniz gibi kadın düşmanlığının iletişim içine girdiği, etkileşim içine girdiği diğer meseleleri, yani yabancı düşmanlığı, göçmen düşmanlığı, ırkçılık, hayvanlara yönelik şiddet, çocuk istismarı, daha genel bir nefret iklimi, hınç kültürü, daha geri planda da başka tür şeyler de var tabii ki. Önemli sosyal ve ekonomik dinamikler, işsizlik, yoksulluk, güvencesizlik gibi. Özellikle genç insanları daha çok etkileyen anlamsızlık, yaşama ilişkin bir inançsızlık, umutsuzluk meseleleri gibi, uyuşturucu madde bağımlılığının artması gibi, ruhsal sağlık sorunlarının çok belirgin bir şekilde artması gibi birçok mesele çok iç içe geçiyor ve bir tür mükemmel fırtına oluşuyor. Yani insel gibi karakterlerin ortaya çıkması için aslında her tür değişken bir araya gelmiş gibi. Dolayısıyla biz bu vesileyle, bu kötü olaylar, sarsıcı, üzücü olaylar vesilesiyle aslında hani konuların her birini bağlantılı olarak hem de ayrı ayrı olarak ele almamız gereken bir durumdayız. Ve uzun zamandır aslında bu durumdayız. Yine de bunları söylemek şunu göz ardı etmemize neden olmasına gerek yok. Yani kadına yönelik şiddetin değişen biçimleri var. Dolayısıyla ben mesela Mustafa Bey'e katılmıyorum. İnsel kültürü spesifik bir kültür. Daha genel olarak gelenekselcilik ve hatta daha genel kadın düşmanlığıyla da tam olarak açıklanabilecek bir şey olduğunu sanmıyorum. Çünkü özgün. Özgün bir ideolojileri var ve ne yazık ki bu ideoloji, bir ağır bir terminolojileri var, şimdi detaylarına girmeyeyim. Yayılıyor. Yani genç erkeklerin çok maruz kaldıkları her yerde, Discord'a girip çıkan herkesin ya da bir sürü genç erkeğin çok rast geldiği, artık kolayca rast geldiği tuhaf terminolojiler, tuhaf bir siyasi, bir tür bir siyasi demeyeyim, tuhaf bir kimlik biçimi. Ve siz inseli kimlik biçimi olarak mı tanımlıyorsunuz? Tabii kendileri yani öyle kimlikleniyorlar. Liderleri var, idolleri var. Amerika'da İşte bir katliam yapan bir değil, birden çok kişi var ama onlardan bir tanesini özellikle idol olarak alıyorlar vesaire falan. Şimdi bu tür şeyler yeni. Şimdi bu tür yeni şeyleri izlememiz önemli. Çünkü kadına yönelik şiddetin değişen biçimleri oluyor. Halen Türkiye'de kadına yönelik şiddet, cinayetler boyutunu alayım. Çünkü şiddet çok genel bir kavram. İçinde birçok şey var. Onları bir kenara bırakıyorum. Sadece cinayetleri düşünürsek, Türkiye'de kadın cinayetlerinin çok çok büyük bir kısmı, hala %80'i aile içinde gerçekleşiyor. Koca tarafından, eski koca tarafından ya da en yakınındaki, en yakınındakinden geliyor. En yakınındakinden geliyor. Evet, en yakından geliyor ve
Bence daha çok şu trend yeni, genç erkeklerden kaynaklanan şiddet ve cinayet meselesi bence yeni bir trend ve bu izlenmesi gereken bir trend. Hı-hı. ve ne yazık ki bu insel kültürünün yaygınlaşması, adı öyle konulsun konulmasın, bu tarz cinayetlerin de önümüzdeki dönemde daha çok gündemimize gelebileceğini işaret ediyor. Dolayısıyla bu tür şeylere, spesifik yeni oluşumların karakterine dikkat çekmemiz gerekir. Bu özellikle genç erkekleri etkileyen, onların risk altında olduğu bir durum. Hı hı. Ve o genç erkekler aracılığıyla özellikle genç kadınların, çok genç kadınların risk altında kaldığı bir durum diye düşünüyorum. Ben Sayın Özbilgin'e de tabii söz hakkı doğdu sizin söylediğinizden hareketli, ama hazır sizdeyken şunu da sormak istiyorum. Yine Özbilgin de değindi. Önemli bir mesele. Biz İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmış, aslında başı çeken bir ülkeyken, adını bile bizden almış bir sözleşmeden çıktık ve daha dün Cumhurbaşkanı da grup toplantısında İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasıyla bir ilgisi yok, bizim 6.284 sayılı yasamız var dedi demecinde. O konuya da bir açıklık getirmenizi rica edeceğim. İstanbul Sözleşmesi ile 6.284 aynı şey mi? Sözleşmeden çıkılması bizi nasıl bir noktaya savurdu? Vallahi İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasının kadınla şiddet, cinayetler konusunda kovuşturma, soruşturma, infazla ilgili her konuda nasıl olumsuz bir etki yarattığını kadın örgütleri raporluyorlar. Yani bu doğru bir tespit değil. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmak, o çıkma biçimi, onu önceleyen kampanya, orada ifade edilen şeyler, sonrasında, hemen sonrasında bizzat 6.284'ün hedefe konulmuş olması, bizzat bunun siyasi iktidar ortakları Hüdapar ve Yeniden Refah Partisi tarafından talep edilmiş olması, 6.284 ile ilgili revizyonların talep edilmiş olması, meselenin sadece İstanbul Sözleşmesi ile de kalmadığını gösteriyor. 6.284 de hedefte. Zaten benim izlediğim kadarıyla İstanbul Sözleşmesi'ne karşıtlık, yani o dönemki kampanyanın çok büyük bir kısmı zaten 6.284'e karşıtlık üzerinden yürütüldü. Yani bunun gerisinde, geri planda ciddi bir erkeklik tepkisi var. Koruma kararlarına yönelik bir erkeklik tepkisi var. Bu tabanda aslında oluşan bir şey, yukarı doğru yükselen bir şey ama yukarıdan da beslenen bir şey. Özellikle o dönemde Refah Partisi, Yeniden Refah ve Saadet gibi partilerin tabanlarında öncelikli olarak planlanan ya da yuvalanan bir şeydi. Sonra yukarı doğru etkisi oldu. Dolayısıyla bugün hala 6.284 de hedefte. Hedefte olmasa bile zaten İstanbul Sözleşmesi ve onun bir ulusal hukuktaki yansıması olarak hazırlanan yasa, yani 6.284, hiçbir zaman tam olarak uygulanmadı. Yani kadın hareketi her zaman uygulamadaki çok ağır problemlere dikkat çekti. Şimdi uygulamadaki çok ağır problemler derken, bu böyle basit bir ihmal de olabilir ama o kastedilmiyor. Artık bunu daha genel olarak cezasızlık kavramı altında düşünüyoruz. Çünkü cezasızlık ne demek? Yani ciddi bir ağır adalet problemi demek ve soruşturma, kovuşturma, adli süreçler ve infaz ve bütün her bir süreçte bir dizi problem ortaya çıkıyor demek. Bunların bir kısmı ihmalle ilgili olabilir ama bir kısmı liyakatsizlikle, bir kısmı kasıtla ilgili olabilir ve oluyor. Yani açıkça failleri koruma isteği de var, ihmal de var, öngörüsüzlük de var, liyakatsizlik de var. Yani bunların her biri değişik şekillerde iç içe geçerek de etkili oluyor ve kadına şiddet konusunda kadınları korumayan bir rejim var. Bu çok açık. Yani kadınları korumayan bir rejim var. Bunun ne kadar kısmı kasıtlı, ne kısmı başka şeylerle ilgili, bunlar ayrıca böyle tartışılması gerekir. Hem her olay bazında hem daha genel olarak. Çünkü önemli bir kısmı, evet, da bir ideolojik kasıtla ilgili. Çünkü evet,
Birçok tabii iktidar sözcüleri açıkça diyorlar ki bu tür yasalar 6.284 gibi aile birliğini bozuyor diyorlar. Dolayısıyla burada açık bir ideolojik hedef var. Aile birliğini bozuyor ne demek? Ya işte boşanmaları kolaylaştırıyor, kadının evden ayrılması isteğini teşvik ediyor ve diyorlar ki şiddeti bu azdırıyor. Yani kadınlar evden çıkmak istediklerinde, ayrılmak istediklerinde kocaları onları öldürüyor, ne yapsın gibi bir anlayış. Gerçekten nitekim kadın cinayetleriyle ilgili araştırmalar şunu gösteriyor ki bu cinayetlerin en büyük sebebi kadınların ayrılmak istemesi. Boşanma aşamasında oluyor cinayetlerin çok büyük bir kısmı. Kadınların ayrılmak istemesi, ister bir partnerlik ilişkisinden, sevgililik ilişkisinden çıkmak istemesi, ister bir evlilik ilişkisinden çıkmak istemesi nedeniyle büyük ölçüde tetiklenen cinayetler bunlar. Buradan kalkarak ama tabii ki muhafazakar cephe hani asıl çözümün kadınları itaate zorlamak olduğunu düşünüyor. Ve kadınlar itaate zorlandıkları sürece ve bu sadece yani birçok yolla ne yazık ki gerçekleştirilen bir şey. Bütün toplumsal, ekonomik, kültürel birçok açıdan gelen birçok baskılar, kadın düşmanı uygulamalar, politikalar, söylemler nedeniyle olan bir şey. Kadınları itaate zorlamak, ev içinde kalmaya zorlamak. Aslında bu şiddeti azaltan bir şey değil, tabii ki çok daha arttıran bir şey. Hani asıl mesele bu, asıl mesele bu. Evet. Tamamladınız galiba, değil mi? Sanırım. Yok, gene döneceğim size. Hani şu anda sözünüz bitti mi diye sordum. Şimdi Sayın Özbilgin, hem size cevap hakkı doğdu. Sayın Özkazanç size katılmadığı bir tanım üzerinden, insel tanım üzerinden size katılmadığını söyledi. O konuda söylemek istediğiniz bir şey varsa alalım ama. Diğer yandan İstanbul Sözleşmesi ile ilgili de siz konuşmanın başında dikkat çekmiştiniz. O konuda da dışarıdan bakıldığında ne görüldüğünü sormak istiyorum. Zira İstanbul Sözleşmesi uluslararası bir sözleşme. Ve zaten İstanbul Sözleşmesi uluslararası bir sözleşme olduğu için de 6.284 sayılı yasa zannediyorum bir yıl kadar sonra yürürlüğe girmişti sözleşme imzalandıktan. Dolayısıyla uluslararası bir denetimi öngörüyor. Yani Türkiye 6.284 sayılı yasadaki yaptırımları yerine getiriyor mu? Kadına yönelik şiddeti önlemek için gerekenleri yapıyor mu? Bütün bunları uluslararası bir denetimin süzgecine koymak demek İstanbul Sözleşmesi ki zaten Grevio bunu denetliyordu yine varken sözleşme yürürlükteyken. Dolayısıyla aynı kefeye koymak ne kadar mümkün kısmını uluslararası boyuttan da bir sizden de dinlemek istiyorum. Bir de şunu tekrar soracağım size. İnsel hareketi ve bu aynı zamanda bu nefret kültürü sadece en çok Türkiye'de mi bu kadar yaygın? Başka ülkelerde var mı örnekler? Çok teşekkürler. İlk önce yanıt hakkımdan dolayı oradan başlayayım. Aslında insel hareket derken hareketten ziyade ideoloji olarak bakmamız faydalı. Örneğin Alev Hanım'ın anlattığı cinayet İngiltere'de veya Amerika'da işlenseydi kriminologlar eşinden ayrılmış bir kadınla olan ilişkisinden kadını sorumlu tutan erkeği insel olarak tanımlayacakları için insel olarak tanımlardık. Bizde çıldırmış, gözü dönmüş, cani olarak tanımlandığı için farklı şekilde kaydediliyor. Şimdi bu insel tanımını yani ilişkinin kopmasından veya ilişki kuramamaktan kaynaklı cinayet, saldırı gibi davranışları insel olarak kaydetmeye başlamamız bence aşırı derecede yararlı olacak Türkiye'de de. Çünkü saldırganların patolojik bir şekilde değerlendirildiğini görüyoruz. Psikolojik değerlendirmeler yapılıyor. Oysa o psikolojik testlerden geçmemişler. İşte çıldırdı, akli dengesini kaybetti, üzüntüden eşini öldürdü. Gerekçelendiriyoruz. Evet, gerekçelendiriyoruz. Dolayısıyla bu kapsamı genişletmemiz insel hareketin özellikle kriminologlar açısından daha fazla aile içinde de olduğunu görmemiz, kadınların ilişkinin kötüye gitmesinden sorumlu tutulmasını ve kadına şiddet uygulanmasının bu hareketin bir parçası olduğunu görmemiz
kriminoloji açısından ve bunun cezalandırılabilirliği açısından bence önemli. Ayrıca şu anda bir çalışma yapıyoruz insel liderler üzerine. Aslında Alev Hanım'a katılıyorum. Bütün basında çıkan yazılar genç hareket üzerine. Yani inseller daha çok genç erkekler, kadına şiddet uygulayan şirkette aslında doğru olur, tamam. Şiddet daha iyi. Kadına şiddet uygulayan hareketler. Ama bu gençleri buna azmettiren, özendiren belli başlı liderler de var. Örneğin Jordan Peterson, gelenekselleşen bir kadın duruşu öngördüğü için kadınların özgürlük alanlarını kısıtlayan söylemlerle ortaya çıkıyor. Tabii bunu bundan esinlenen gençler de etraflarındaki feminist, özgürlükçü kadınların hata yaptıklarını, onları kısıtlamaları gerektiğini düşünüyorlar. Ayrıca ekonomistin çok ilginç bir çalışması var. Kadınlar küresel olarak sola yaklaşırken genç kadınlar, genç erkekler sağ eğilim göstermeye başladılar. Bu ayrım da çok önemli, cinsiyet ayrımı. Örneğin bakarsak aslında sırf erkekler değil, kadınlar da aynı şekilde insel hareketi destekleyebiliyor. Mesela kocalarının uyguladığı şiddeti destekleyen kadınlar mevcut. Yani veya yakın genç erkeklerin şiddetini normalleştiren kadınlar mevcut. Sırf Türkiye'de değil bu. Tamam, ben de onu soracaktım. Yani Türkiye'ye özgü mü bu veriler diyecektim. Tamam. Hayır, Türkiye'de değil. Bu normalleştirme var. Maalesef insel hareket bir ideolojik hareket olarak yayılmaya başladı. Ve bunun normalleştirildiğini, suç ilanlarının yapılmadığını, yalnızca kamu aracılığıyla suç duyurusunda bulunmamız gerektiğini görüyoruz biz birçok case'te. Bu arada çok özür dilerim. Bana şeyi vermeniz mümkün mü acaba? Yani yalnız Türkiye'de değil diyorsunuz ya, spesifik olarak hangi ülkeler var? Alt kültür örtüşüyor mu? Onu anlamak için soruyorum. Mesela İngiltere'de kadın cinayetleri, kadına karşı şiddette artış eğilimi var. Ama buna karşı cezaların da aynı oranda artırılmaya çalışıldığını görüyoruz. Şimdi zehirli bir yapıdan bahsetmişti Sarpan Bey. Ona değinmek istiyorum. Zehirli üçgen diye bir şey tanımladık bir çalışmamızda. Zehirli üçgeni oluşturan, özellikle eşitsizlik açısından ve şiddet açısından zehirli üçgeni oluşturan üç temel öge var. Bir tanesi kanunsuzluk. Kanunların eşitliği desteklememesi, şiddete izin vermesi. İkincisi söylemler. Söylemlerin eşitsizliğe ve gelenekçi yapıya destek vermesi, şiddeti normalleştirmesi, kadının özgürlük alanını kısıtlaması. Üçüncüsü de uygulamalar. İşte kanunların yasaya dönüşmesi, yasaların tüzüklere ve uygulamalara dönüşmesi, kurumsal. Bu üçünün de şiddetperver olduğu bir yerde tabii ki zehirli üçgen bunu konuşmamızı dahi mümkün kılmıyor. Şimdi bir sürü şeyden aslında bahsedemiyoruz. Ortamda İngilizlerin de tabiriyle yani kocaman bir fil var ama bahsedemiyoruz yani o filden. Orada duruyor. Kadınlar da destekliyor derken ben mesela şöyle figürlerden bahsetmek istiyorum. J.K. Rowling anti-trans söylemleriyle İngiltere'de translara karşı görünmemiş derecede şiddetin artmasına neden oldu. LGBT harekete karşı şiddetin artmasına neden oldu. Aynı zamanda bundan bir önceki başbakanımız anti-trans yasalar çıkartarak kadınlara ve translara karşı baskının artmasını destekledi. Yani özel, hatta spesifik yasa çıkarttı. Artık ortak tuvalet kullanımını engelledi yeni binalarda. Yapımını engelledi yeni binalarda. İngiltere'den söz ediyorsunuz değil mi? İngiltere'den. Dünya genelinde bakalım, Elon Musk. Birçok mizojen söylemi var. Ondan esinlenen insanlar tabii bunu geliştirebiliyorlar. Yani onun alt gruplarındaki konuşmalara bakarsanız eğer söylediği şeylerin altında, kadınlarla ilgili söylediği şeylerin altındaki tartışmalara bakarsanız çok ilginç ortamlar görürsünüz. Yani insel hareketin destek verdiği ortamlar görürsünüz. Dolayısıyla
Avrupa'dan bakıldığında sorunuza gelirsem İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmaya çok üzücü bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Sözleşmenin kaynağı Türkiye ve çok sayıda ülke katıldı ama Türkiye'nin verdiği reaksiyonun yani sağ dönüş reaksiyonunun birçok başka ülkede de olduğunu görüyoruz. Örneğin Romanya devletlerinde var benzer dönüşümler. Kadınların mesela kürtaj haklarının ellerinden alınmasına yönelik uygulamalar var. Aynı zamanda iç içe geçmiş bir sistem bu aslında. Temsili daha az olan kesimlerin veya baskı altındaki kesimler, kadınlar, engelliler, azınlıklar, bu azınlıklar cinsel azınlıklar olabilir, etnik azınlıklar olabilir. Bunlara karşı baskıların hepsinin birbirinin içine geçtiğini düşünüyorum. Bunlara karşı bu baskılara karşı yapılabilecek, geliştirebileceğimiz tek şey ise kademeli bir cevap verebilirlik sistemi. Ama bunun olmadığı ülkelerde tabii ki normalleşiyor ve görünmez hale geliyor. Anladım. Evet, bir son tura bıraktım ben cezasızlık kısmını ama istiyorsanız bu konuda söyleyeceğiniz varsa hani en son turda birer cümle alayım sizden. Cezasızlığın payı nedir bunda? Sizden alayım, sonra diğer konuklarıma da aynı soruyla devam edeceğim. Peki, cezasızlığın payı bence en önemli pay cezasızlıkta. Çünkü insanların davranışlarını şimdi üç şeyden, temel şeyden bahsedersek bilgi, inanç, davranış. İnsanlar daha iyisini bilseler de davranışlarını inançları çerçevesinde şekillendirirler. İnanç maalesef bilgiyi her zaman yeniyor. Toplumsal olarak. Ve inançla şekillenmiş toplumlarda gelenekçi inançlar hakim hale geldiğinde tabii ki bunun kadınlar, azınlıklar ve diğer yasalarla korunan normalde gelişmiş ülkelerde gruplar için kötü sonuçlandığını görüyoruz. Peki inancı yenen nedir? İnancı yenen kurallar, kanunlar ve yapılardır. Yani kurumsal yapılardır. Dolayısıyla bu inanç sistemini regüle etmek için yani inançları çerçevesinde yaşayan insanların başkalarının hak ve özgürlüklerini kısıtlamamaları için yapılması gereken şey regülasyon. Bunun düzenlenmesidir kurallarda. Evet. Yani çok dolaylı konuşmaya çalışıyorum çünkü başıma bir şey gelsin de istemiyorum. Yok, anlıyorum ben size. Evet, o zaman Sayın Uzunoğlu size dönelim. Aynı sorular sizin için de geçerli. Bu bütün bunlarda hani cezasızlık algısı deniyor bir yandan ama cezasızlık algısı mı yoksa gerçekten cezasızlık mı? Zaten dün yine sözü oraya getireceğim. Cumhurbaşkanının yaptığı grup toplantısında bu yönde rahatsızlığını ifade etti kendisi ve alınacak önlemleri sıraladı. O cezasızlık durumunun bunlara yol açmasının önüne geçmek için. Ama ek olarak hem o konuyu değerlendirmenizi istiyorum hem de sizin uzmanlık alanınız olduğu için sizden şunu da rica edeceğim ben. Evet, platformlar sadece kolayca buluşulabilen zeminler olabilir ama platformların kendi içinde alabilecekleri önlemler yok mudur? Kendi koyacakları kurallar yok mudur? Koymalı mıdır? O açıdan da bakarsanız konuya lütfen. Öncelikle gerçekten cezasızlık benim alanım değil. Ben bu konuda bir şey söylemek yerine belki Mustafa Hoca'nın söyledikleri arasında yaptığım bu ideoloji meselesiyle ilgili azıcık konuşabilirim. Ben genç erkeklerdeki bu insel, ben bu arada şey diyorum, zorunlu bakirlik diye tanımlıyorum. Zorba evet, diye de kısaltıyorum. Siz öyle tanımlıyorsunuz. Yani bunun sebebi şöyle, basit bir şekilde şöyle diyeyim. Türkiye'de ağır bir prekarizasyon var. Yani insanlar güvence ve güvenlik bağlamında geleceğe bakamıyorlar. Genç kadın ve erkekler için bu durum aynı şekilde ilerliyor. Aynı zamanda ağır bir depolitizasyon ve ideolojiden arındırma süreci yaşadık.
İşte Kürtsüzleştirilmiş bir siyaset, sosyalistleştirilmiş bir siyaset, ağır bir sentrizm ama o sen yani merkeziyetçiliğe ek olarak gelen milliyetçi maneviyatçı dalga. Bu teknik olarak anti entelektüel bir medya alanının oluşmasına neden oldu. 2011'de yapılmış bir medya tartışması ile 2024 yılında yapılmış bir medya tartışması arasında ne yazık ki entelektüel olarak dağlar kadar fark var. Şimdi böyle bir dönemin içerisinde doğan, hiçbir gelecek şeyi olmayan, umudu olmayan, evlerinde sosyalleşme aracı olarak mevcut ekonomik şartları içerisinde orta alt sınıf olsun, alt sınıf olsun, orta sınıf olsun, ana ürünleri bilgisayar olan bir kuşağın bu tarz bir ideolojik boşluk içerisinde bu insellik dediğiniz şeye rahatlıkla kapılması bence çok beklenebilir bir şeydi. Yani cezasızlık veya cezadan çok önlenilebilirliği sağlamak gerekir. Evrensel olarak bu ağır sentrizm, işte Filistin meselesinde de benzerini gördüğümüz ya da dünyadaki herhangi bir meseleyle ilgili olarak benzerini görebileceğimiz ve siyasetçilerin de işte Macron'undan işte herkese yani Türkiye'de dahil olmak üzere bizi çektikleri bu siyasal iklimin içerisinde bu tarz radikalizmlere alan açılması çok doğal. Nasıl ki Almanya'da bir AfD fenomeninden bahsediyoruz. Farklı ülkelerde aşırı sağ yükselişler bakıyoruz. Mesela Türkiye'de çok üzerine konuşmadığımız bir kavram var. Bir sosyal ağ kavramı. Muhtemelen izleyiciler biliyordur. Kanzi. Hiç bu kavramı duymuş muydunuz? Bu kavram işte daha ziyade Twitch, Discord vesaire gibi alanlarda yayın yapan kişilerin ve onların şeylerinin etrafında gerçekten komünitede, erkeklerin genellikle birbirlerine seslenmek için kullandığı bir şey. Ama bu kanziyi aslında biraz daha sol hareketliler bu kişilerle dalga geçmek için kullanıyorlar. Bu ne demek? Çoğunlukla işte aşırı sağcı, işte Erdoğan'a sempati duyan ama seküler vesaire gibi ve aynı zamanda bu milliyetçi maneviyatçı ideolojik dalgaya kapılmış kitleleri anlatmak için kullanılıyor. Ben mesela Türkiye insellerini rahatlıkla bunların alt kategorisi olarak değerlendirebilirim. Kanzileri. Kanzileri. Yani kanziler insellerin bir üst kategorisi. İnceler bu inseller bunların içinde yani bunlardan da bunların da arasından çıkan çok daha tabii ki ideolojik olarak artık bir metin bulmuş, bunun üzerine çalışan kişiler. Ama Türkiye'de asıl sorunlardan biri de bu kanzi kültürü dediğimiz, işte Z kuşağı, gençler, işte bir sonraki kuşak olan alfa kuşağı vesaire arasında yaygınlaşacak olan, Türkiye'nin gelenekselleşmiş ve toksik maskülenitesiyle ve aynı zamanda yeni Türkiye ideolojisiyle bağ kurmuş ve bu bağlamda da işte sosyal demokrasi, sol değerler vesaireyle işte çoğunlukla kürdofobi ve göçmen fobiklik üzerinden şey yapmış. Bir kesim. Burada ben tek bir boşluktan bahsedebilirim. Ana boşluk, ideoloji boşluğu. Bu ana boşluğun olmasının da temel sebebi belki de solun bu alanı dolduramaması. Solun o kanze olan kişileri normalde örgütleyebileceksen örgütleyememesinin sebebi de ne yazık ki tam da insellerin karşı oldukları şeylerin solun ana meselesi olurken bu kadar ağır bir güvencesizleşme döneminde sınıf meselesinin solun gündeminden neredeyse en azından mainstream'e yakınlaşmış solun tamamen çıkması. Yani bu gençlerin geleceğiyle ilgili kimse ilgilenmezse onlar da saçma sapan işte Jordan Peterson'ın şunun bunun peşine düşerler. Ve ortaya böyle anlamsız ideolojik olarak boş gösteren olan ama o boş gösterenin içinden bir tür terörizm çıkaran bir hareket çıkar. Platformlarla ilgili tek cümle söyleyeyim. Birçok platformun self-regulation diyebileceğimiz yani öz denetimsel politikaları var. Sadece Türkiye'nin çıkardığı sosyal medya yasasının getirdiği bir karmaşa var platformlar içinde. Bazıları işte şey açtı ne derler. Türkiye'de temsilcilikler açtılar, veri paylaştılar falan. Bazıları oraya tam uymuyorlardı, paylaşmadılar. Bazıları da zaten şey olarak nasıl söyleyebilirim? Yapısal olarak, teknik yapı olarak tamamıyla işte anonimlik üzerine kurulu. İki tane kavram var biliyorsunuz. Bir pseudonimlik yani nickname'lerle, rumuzlarla interneti kullanmak. Bir de anonimlik yani IP'sinden yazışmanın içeriğine her şeyin erişilemez olması. Şimdi farklı farklı seviyeler olduğu için her platform kendine göre bazı önlemler alıyor. Mesela random check yaparak bir şekilde oradaki mesajları kontrol eden, oradaki nefret dilini vesaire kontrol eden platformlar da var. Ama birçok şu an endüstriyel standart şunu söylüyor. İşte iki tarafta da enkripte edilmiş yani şifrelenmiş iletişim bugün sektörel standart halinde. O nedenle platformların çoğu zaman verdikleri veriler loglardan yani bu gruba kim girdi, kim çıktı, ne kadar büyüklükte dosya paylaşıldı vesaire gibi şeylerden ibaret. Yani platformların sorumluluğu yüksek. Bunlarla ilgili politikaları da var.
Ama işte Türkiye'nin de arasında bulunduğu çok demanding, çok talepkar ülkelere karşı kendilerini korumak için oluşturdukları bazı politikalar ve teknolojiler de böyle artık terörizme varan ya da şiddete varan noktalarda platformların kendilerini aslında kanun ya da işte ülkeler arasında korunaması hale getiriyor. Bu aslında teknolojik bir dilemma. Yani ama insan hareketiyle ilgili olarak tekrar altını çiziyorum. Bu bir platform hareketi değil. Bu aslına bakarsanız ideolojik boş gösterenler arasında kendine bir sığınma alanı bulmuş ve politik anlamda örgütlenme konusunda ciddi anlamda korkaklık yaşayan bir şeyin, kuşağın hareketi. Hocanın da dediği gibi yani biraz daha üst kuşakları da yayılıyor. Bana kalırsa bir insan üniversite hocası da olabilir. Yani işte Y kuşağı ve bu sonraki kuşaklardan ki mesela Twitter'daki insanların şey olarak görebileceğimiz, liderleri olarak görebileceğimiz Türkiye'deki bazı cumhur kullanan kullanıcıların işte 40'lı yaşlarında olduklarını biliyoruz. Yine aynı şekilde benim bahsettiğim o 2000'li 2010'lu yıllarda sözlüklerde yazanlar 40-50 yaşlarındalar artık. Yani insan hareketin tabanı evrensel olarak farklı bir şekilde örüldü ve şey ama aynı zamanda Türkiye'de şu an bu harekete kayabilecek sırf bu olaylarda bu insan hareketi çok fazla mahkum edilmesine rağmen bunun parçası olabilecek insanlar da var. Mesela taraftar hesaplarını biliyorsunuz bu süreçte taraftar hesapları çok aktif bir şekilde Discord gruplarında savaş açtılar ve zaten oradaki yangın nedeniyle Discord engellendi. Neden? Çünkü orada sadece evet bunlar burada bunları yakalayayım ve öldürün sanki Counter Strike gibi bir işte oyun oynuyormuşuz gibi. Oysa bir yandan da o taraftar hesapları da işte bir önce bahsettiğim kanzili kültürüne dair orayı o kadar iyi bilmelerinin nedeni aslında o kültürle de bu kanzili kültürü dediğim biraz daha işte sağ, milliyetçi, maneviyatçı, Erdoğan'a sempati duyan ama oy da vermeyen, göçmen karşıtı bu garip kitlenin aslında o oyunun şartlarını iyi bilmesiyle ilgili. Normal şartlarda, normal bir ülkede şu an zaten Discord, Twitch bu kurumlar üzerine çalışan çok fazla akademisyen olurdu. Ama bu çok hızlı progres, çok hızlı ilerleme halini ne yazık ki biz de tam anlamıyla adapte olamamış durumdayız. Ama bunun ana sebebi benim dediğim gibi ideolojik anlamda alandaki boşluğu doldura doldura terörist, sağcı, kadın düşmanı bir metni dolduruyor olması. Söyledikleriniz son derece önemliydi. Evet, Sayın Özkazan, şimdi bütün bunların ışığında size döneceğim. Bu ideolojik boşluk tespiti önemli. Pek çok açıdan öz bilginin söylediği pek çok noktaya da aynı şekilde dikkat çekerek size şöyle dönmek istiyorum. Böyle bir ideolojik boşluktan hareketle oluşmuş yani şeyi açıkladı bana az önce Sayın Uzunoğlu'nun açıklaması özellikle o aradığımız sorunun cevabını yani nasıl bu kadar farklı nefret söylemi aynı zeminde buluşabiliyor'nun da bir cevabı oldu aynı zamanda. Bu yanıyla toplumda siyaseten bunun önüne geçmek mümkün mü kısmı bir. İki, şimdi cezasızlık ayrı bir konu. Hakikaten toplum bilincinin, bilinç değişikliğinin ki bir zamanlar hatırlayanlar olacaktır. Asıl mesele kadına yönelik bakışta bilinç değişikliğinin önemiydi. Anneden, evden eğitime başlayan sadece kız çocuklarını değil erkek çocuklarını da eğiterek adım atılarak gidilmesi, ilerlenmesi yönünde bir söylem gelişmişti. Ama bugün artık bundan hiç söz edilmiyor bile. Siyaseten bu anlamda yapılması gerekenler ki bu elbette yine iktidarın, yine muhalefetin el birliğiyle yapması gereken bir alan. Ve asıl mesele bir de cezasızlık meselesi. Size sözü vereceğim ama ondan önce şunu ben hatırlıyorum. Çok sayıda kadın cinayeti meslek hayatım boyunca ve kadına yönelik şiddet, çocuğa yönelik şiddet, cinsel istismar haberleri yaptım. Urfa'nın adliye koridorlarında rastladığım bir şeyi hala unutamam ben. Ve hemen onun kapısında. Birisi bir katildi ve katil hem kız kardeşini hem de onunla birlikte işte o bir töre cinayetiydi. Onunla ilişkiye geçen birini öldürmeyi hedeflemiş. O diğer kişiyi öldürmüş ama kız kardeşi bir şekilde kurtulmuş. Devlet koruması altına alınmış ve
O onun hala peşindeydi. Onu bulup görevini tamamlaması gerekiyordu. Buna rağmen bugün olsa yine yaparım, yine yaparım, yine yaparım demişti. Hatta ben bunu o belgeselin kapağı haline getirmiştim. Yani pişman değildi. Hiçbir pişmanlık duymuyordu. Cezasını yatmış, çıkmış. Hala tamamlanmamış bir görev olarak gördüğü başka bir durum var önünde. Bunlar son derece önemli şeyler. Bir diğeri de bir başkasının Urfa'daki bir zabıt katibine gidip ben falanca kişiyi öldürecek olursam bunun cezası ne kadar bana bir söyler misin diye sordu ve birkaç ay sonra o kişinin bir katil olarak gelip o mahkeme salonunda yargılandığı yönündeydi. Şimdi cezasızlık çok önemli ama bunu toplumun kültüründen bağımsız ele almak ne kadar doğru? Ve tabii ki hemen yakın zamanda Covid döneminde denetimli serbestlikle salıverilmiş, sokağa salıverilmiş yüzlerce binlerce insan var. Bunlar sonrasında da devam etti. Covid bitmiş olmasına rağmen denetimli serbestlik devam ediyor. Bunları aramızda geziyor. Bütün bunların yol açtığı olguyu ben size bırakıyorum sözü. Birlikte değerlendirir misiniz lütfen? Öncelikle Sarpan Bey'in genel tespitlerine katılıyorum ve önemli, onları ben de öne çıkarmak isterim. Sonuç olarak kadına şiddet, ataerkil düzen boyunca binlerce yıldır vardı. Fakat özel bir evresindeyiz. Son 40 yıldır uygulanan işte neoliberal politikalar, onların birikimli etkisi toplum, kültür ve siyaset üzerinde ve 2010'lardan itibaren yükselen aşırı sağ dalgalar, otoriter popülist rejimler, bunlarla bağlı hareketler ki toplumsal cinsiyet karşıtı hareketler de bunun içinde sayılmalı. Cinsiyet eşitliğine karşı hareketler, antifeminizm, homofobi, LGBT karşıtlığı, bütün bunlar aslında en genel bağlamı oluşturuyor ve hani çözüm konusunda da düşünürken temelde meseleyi ben böyle düşünüyorum. Yani temelde bir siyasi irade sorunu var. Yani bir siyasi irade kastı var. Hani asıl meselelerin hep hani oraya götürülmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama cezasızlık meselesine gelince, şimdi bu kavramın öne çıkması hem iyi hem riskli. Çünkü genel olarak toplumda ceza şeyi çok dar anlaşılıyor. Ceza ile adalet arasında zaten bir problem var. Hani ceza yoluyla adaleti sağlamak kendi başına problemli ama cezanın kendisi de sonuçta bir adalet uygulaması olarak kendi içinde hem bir anlamı var hem sınırlılıkları var. Fakat ne yazık ki bu tür işte kamuoyunda infial yaratan, panik ortamları yaratan şiddet durumlarında, çocuk istismarı, tecavüz vesaire gibi durumlarda ceza isteği çok artıyor. Bu hani hem tabandan gelen bir şey hem de siyasi iktidarların, sağcı siyasi iktidarların en sevdiği şey bu. Hani konuları faillere yönlendirerek, özellikle daha şeytani görünen faillere doğru odaklayarak kamuoyunun tepkisini ceza meselesi üzerinden bir şey yapmak. Genel olarak bu iyi bir şey değil, faydalı bir şey değil. Hani yapılıp yapılamayacağından bağımsız olarak yapılsa bile bu hani toplumları aşırı bir cezalandırma toplumu haline getirebilecek bir durum. Şimdi dolayısıyla genel meseleyi şöyle düşünmek gerekir. Tabii ki kadına yönelik şiddet sorununda önemli bir cezasızlık sorunu var. Fakat bunun ne demek olduğunu ve nedenlerini anlamak gerekir ve daha genel toplumsal cinsiyet adaleti ve eşitliği sorunlarıyla birlikte düşünmek gerekir. O zaman tablo daha net ortaya çıkıyor. Şöyle ki mesela çok, yani bu bir küçük bir örnek, cezasızlıkla ilgili çok sayıda kadın hareketi çok ciddi raporlar hazırlıyorlar sahayla ilgili, çok detaya girme mümkün değil fakat çok önemli bir şey var, şüpheli ölümler meselesi. Türkiye'de uzun yıllardır kadın cinayetleri sayısında bir stabil bir durum var. Son yıllarda kadın cinayetlerinde bir miktar azalma tespit edildiğine dair resmi açıklamalar var. Kadın Cinayet Platformu da bunu söylüyor. Fakat Kadın Cinayeti Durduracağız Platformu'nun öne çıkardığı veriler şunu gösteriyor. Şüpheli ölümler artıyor. Neredeyse kadın cinayetine denk düzeyde. Mesela 2023 raporuna göre
Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformunun 2023 raporuna göre 315 kadın cinayeti işlenmiş, 248 şüpheli ölüm. Neredeyse denk. Yani ikisini birden toplayınca, ki bunların çok büyük bir çoğunluğu tabii ki biz cinayet olduğunu varsayıyoruz, düşünüyoruz ama kanıtlayamadığımız gibi kamu otoritesi de kanıtlamıyor. Bunlar şüpheli olarak geçiyor. Yine 2024'ün ilk 6 ayında, ilk 6 ayda bu yılda 205 kadın cinayeti işlenmiş ve 114 şüpheli ölüm olmuş. Dolayısıyla aslında daha genel toplu rakamlar açısından bakarsak bir yükselme var. Ve şüpheli ölümler meselesinin yükselmesi de zaten çok önemli bir gösterge. Neden şüpheli ölümler yükseliyor? Çünkü aslında erkeklerin cinayet işleme niyetiyle ortaya çıkan kişilerin giderek daha yüksek sayıda kişinin öyle cinnet anında işte gelişi güzel bir şey yapmaktan çok, yani yasayı bilerek, cezayı bilerek, kamuoyunda nasıl ele alındığını bilerek vesaire, hani daha planlı davrandığını ve yasadan ve cezadan kaçmak için hani elinden geleni yaptığını görüyoruz. Ne yazık ki bu mesaj faillere, potansiyel faillere, siyasi rejim tarafından iletiliyor. Yani sonuçta çünkü şüpheli ölümlerin çoğu şüpheli kalmaya devam ediyor. Birkaçı aydınlanıyor çünkü kadın hareketi peşine düşüyor. Sosyal medyada bir kampanya oluyor vesaire falan da o sayede bazı şüpheli ölümler, örneğin Şule Çet örneği de olduğu gibi özellikle pencereden atma, düşme, işte intihar gibi gösterilen şeyler kadın hareketin üzerine gitmesi yoluyla açığa çıkarılabiliyor. Neyse, yani cezasızlık hakkında sadece bunu söyleyeyim, bu bile yeter. Yani şüpheli ölümlerin bu düzeyde artıyor olması, dolayısıyla kadın cinayetlerindeki artış doğrudan bu cezasızlık meselesiyle ilgili. Fakat cezasızlığın konuşulma biçimlerinde de dediğim gibi problem var. Türkiye kamuoyunda ve her kamuoyunda var. Çünkü hızla mesele şeye geliyor. Hadım edelim, kapatalım, evet, öldürelim. Yani işte idam meselesi falan filan. Bu çok ciddi bir risk. Oralara tabii kadın hareketi hiçbir zaman, Türkiye'de feminist hareket bu düzeyde bir cezalandırıcı manyaklık içerisinde değil. Hani biz cezasızlıktan söz ederken her zaman şeyi de koyuyoruz. İdam gibi, hadım edilme gibi şeylere karşıtlığımızı zaten her zaman net olarak koyuyoruz. Ama bu konudaki şeyi ele geçirmekte zorlanabiliriz. Çünkü alttan gelen dalga ne yazık ki daha böyle yani cezalandırıcı ve öfkeli ve yönsüz, her yöne savrulabilir bir dalga olarak geliyor. Ne yapmak lazım peki? Evet, son olarak onu söyleyeyim. Şimdi genel olarak bir adalet sorunu var. Yani her düzeyde ve tabii ki kadına yönelik ihlaller düzeyin konusunda da var. Diğer konuları da saymıyorum ama Türkiye'deki adalet sorunlarının hepsi birbiriyle doğrudan ilişkiye geçmiş durumda. Yani kadına yönelik hak ihlalleri ve şiddeti artık hani diğer ağır problemlerden ayrı düşünmek gerekli değil, mümkün de değil. Bunların hepsini daha bütünsel bir şekilde düşünmemiz gerektiğini ve hepsini bir siyasi irade sorununa bağlamamız gerektiği açık. Yani Türkiye'de bir rejim sorunu var. Rejimin yarattığı bir toplumsal çürüme var. Bütünüyle Mustafa Bey'in de işaret ettiği kanunsuzluk, keyfilik, otoriterlik, yani bu hep çeşitli yönleriyle konuştuğumuz bir şey ama bu konuda da kadına yönelik şiddet konusunda da sürekli tabii ki tekrarlamamız gereken temel bir şey. Şimdi bu konuda tabii ne yapılması gerektiği açık ve neden yapılmadığı da açık ve neden yapılmayacağı da açık. Yani bu siyasi iktidar tarafından, bu siyasi irade tarafından bunların yapılmayacağı artık o kadar hani net ki. Dolayısıyla böyle bir iktidara yönelik bir talep gibi falan bunları söylüyoruz. Bu bir mücadele aracı olduğu için. Yoksa temelde bu siyasi iradenin değiştirilmesi dışında radikal bir şekilde başka tür bir içerikle Türkiye'nin yönetilmesi dışında bir ana çözüm yok. Fakat tabii ki temel şey toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak. İstanbul Sözleşmesi'nin girişinde bu belirtiliyor. Kadına şiddet neden var? Çünkü kadına yönelik ayrımcılık var, cinsiyet eşitsizliği var ve bu yapısal bir şey, tarihsel bir şey, yapısal bir şey. Hani bu temel bir doğru. Dolayısıyla toplumsal cinsiyet eşitliğini nasıl sağlarızla ilgili bir paket var. Yani bu paket
Türkiye dünyanın çeşitli yerlerinde son 20-30 yılda uygulandı. Çok kısmen Türkiye'de ne yazık ki 2000'den 2010'lara kadar da uygulandı. 1990'lardan işte 2010-13'e kadar toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için yapılması gereken bir takım kısmi ama bizim için önemli adımlar Türkiye'de de uygulandı. Ne yazık ki 2010'dan, 13'ten, 15'ten itibaren sürekli geri adım atıyor rejim bu konularda. Dolayısıyla ne yapılması gerektiği belli. Kadınların istihdamından tutun, eğitimden tutun. Eğitimin sadece kadınların eğitimi değil, bir bütün olarak eğitimin yeniden ele alınması. Bu dinci, milliyetçi, aşırı baskıcı ortamlardan gençlerin uzaklaştırılması. Tabii ki hani sol zihniyet, tabii bu Serpan Bey haklı. Hani bütün bunların gerisinde aslında ağır bir sağcılık var. Yani solun bastırılmış olması var. Ama aynı zamanda toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak. Bu zor ve zorlu bir süreç. Ve burada ve bu tabii ki demokrasi meselesiyle de bizim hem laiklik, sekülerlik, demokrasi meselemizle doğrudan ilgili bir mesele ve giderek tabii ki sınıfsal meseleyle de birleşiyor. Yani neoliberal kapitalizmin yarattığı ağır toplumsal ve ekonomik sorunlar ve çözümler bunun üzerine ekleniyor. İşte bu çok karmaşık bir alan. Neler yapılacağı belli fakat neden yapılmadığı da belli. Evet. Dikkatimizi oraya yönlendirmemiz gerekir diye düşünüyorum. Efendim çok çok teşekkürler ediyorum. Son derece verimli bir açık oturum olduğunu düşünüyorum. Eklemek istediğiniz bir şey varsa sürenin sonuna geldik onu alabilirim. Ama özetle geldiğimiz noktada sanıyorum şu çıktı da ortak paydada buluştunuz. İnsel hareketi ve benzeri hareketleri bir arada tutan asılmaya aşırı sağcılık ve sağcılık üzerinden beslenen kültür. Gibi bir noktaya geldi itirazınız yoksa böyle bir noktada buluşuldu. Bu çözüm önerisi olarak sorumluluk zincirini önerebilir miyim? Buyurun lütfen. Yıklanmış kesimleri toplumsal kapsayıcılık çerçevesi içinde tekrar yeniden bir kapsayıcı toplum kurgusuna yönelik çalışmalar yapılması gerekiyor. Çünkü bilinç artırarak maalesef yapısal sorunları kanunsuzluğu, Alev Hanım'ın da bahsettiği yasal ve siyasal irade sorunlarını çözemeyiz. Onun için buna da çok daha katmerli bir şekilde katılıyorum Alev Hanım'a. Çok daha kapsayıcı bir şekilde yaklaşmamız gerekiyor. Ve bunun da aşağıdan yukarıya bir hareketle mümkün olduğunu düşünüyorum. Ve olmayacağını da maalesef şu anda olamayacağını şu anda Türkiye için görüyorum. Belki böyle bir hareket evrensel olarak bir noktada başlar ve yayılır umarım. Efendim çok çok teşekkür ediyoruz. Buyurun. Ekleyebilir miyim? Buyurun. Bu tabii çok sarsıcı, üzücü olayların hayırlı bir sonucu da oluyor. Oldu. Son günlerde, son haftalarda Türkiye'de çok sayıda kampüste genç kadınlar çok kitlesel gösterilere katılıyorlar. Birçok kampüste hiç görülmedik düzeyde şeyler bunlar. Sokaklarda da kadınlar varlar. Son dönemdeki hareketlilik birdenbire tabii ortaya çıkmış bir şey değil ama ivmeleniyor. Ve bundan sonra hani özellikle genç kadınların da yaşamlarına daha fazla sahip çıkma arzularının öne çıkacağını, daha hareketli olacaklarını düşünüyorum, tahmin ediyorum, umut ediyorum. Genel olarak feminizmin kitleselleşeceği, popülerleşeceği bir döneme gireceğimizi düşünüyorum. Ve bunlar iyi işaretler. Bir de tabii sizin yaptığınız bu program gibi birçok başka programda bu meselelerin çok böyle derinlemesine, çok katmanlı konuşulması için bir vesile olsun diyorum. Hani bu kötü olaylar böyle bir şeye vesile olsun diye umuyorum. Çok teşekkürler. Sayın Uzunoğlu ekleyeceğiniz bir şey yoksa. Çok teşekkür ederim. Hepinize teşekkür ediyoruz tekrar. Önemli bir konuydu ve önemli bir konuyu olabildiğince tüm boyutlarıyla ele almaya çalıştık. Böylelikle de bir açık oturumun daha sonuna geldik. Haftaya bir başka konu ve yeni konuklarla yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.